Bu ne? Tadını alabiliyor musunuz? Ne köz çorbası bu? Biber. Biber, biber, domates, sarımsak, soğan. Söyledi ya şimdi. Yok, menüde yazmıyor. Közde mi yaptın bunu? Evet, közde yaptım. Mangalı yaktım, közde dışarıda yaptım. Mangal yaptım. Dışarıda mangal yapıp közde şaka yaptım. İstediğini sormuştu. Evet, mangal mı yaktı Gürbüz? Evet, Zuhal. Ha, bravo. Ay, konuda sen bugün ne yaptın? Bugün yemekteyiz çünkü, gazisi. Çünkü şöyle ay, bir şey. Sürdünüz mü krem? Bende yanık kremi var. Ben acıyı bile hissetmiyordum artık yetiştireceğim diye de önemli değil. Mangalda nasıl yaktın? Deride herhalde o esnada ya da böreklerimi vesaire. Adrenalinle acıyı da hissetmemişsin. Evet. Bizdeki o kremden verelim de sürelim. Hay Allah, geçmiş olsun. Yara bere sağ salim tamamlarsın inşallah. Sadece bu domates kabukları neden böyle üzerinde onu anlayamadım. Ya şimdi arada şöyle blenderı. Domatesi de galiba biberin. Biberin galiba. Zuhal Hanım. Çekirdekleri de geliyor ağzına. Çekirdekleri şu anlamda gelemez çünkü ben çekirdek hiç yok bu arada. Domatesin çekirdeğidir o. Biberi şöyle anlatayım Zuhal Hanım. İkiye ayırdım. Buradayım. Temizledim. Affedersiniz. Abi, İkiye çekirdek ayırdım. Geldi yani, yalan söyleyeyim. Hayır, Zuhal'de Tülay'a diyorsun galiba. Tülay Hanım. Bu arada ben Tülay'ın ismini sürekli unutuyorum. Hep farklı bir isimle evet, söylüyorum. Kusura bakmayın. Rica ederim. Ben biberimi ikiye ayırdım. İçini temizleyip o şekilde közledim. O bana çekirdek geldi. Domatesin çekirdeğidir. Bana hiç çekirdek gelmedi. Sadece bu kabuklar, biber. O da blender ve şeyin azizliği. Blender'ı da bozdum hani parmağımdan ötürü. Ay. Sonra robota gidecektik. Robot çalışmadı sağ olsunlar. Ekipteki arkadaşlar tekrardan bir tane çok geçmiş olsun, büyük bir talihsizlik. Çok olabilir, normal yaşadım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hı-hı. Evet, nasıl buldun salim çorbayı? Yani çorbanın tadı lezzeti tadı falan ve lezzeti yerinde. Biraz kıvamı için size kıvamı katılıyorum. Için fazla kıvamı için size katılıyorum. Gibi. Biraz sulu. Ve o da neden sen dedin, evet. Kıvamı için sulu, o konuda. Tuzu falan yerinde. Aha. Tadı tuzu nasıl? Tadı tuzu yerinde. İst tadını alabiliyor musunuz? Onu alıyorum. Ve takdir ettim mangal yaktığınız için gerçekten. Teşekkür ederim. Evet, risk tabii. Yani fırında yapan yağmış, yağmur falan yok. Evet, fırında yapanları gördüğümüz için bence bu takdir edilecek bir şey. Elinize sağlık. Afiyet olsun, sağ olun. Tabii şimdi dışarı girdi çıktı, bir işlem var, bir emek var. Evet Sema, sen dedin. Ben de beğendim. Sadece sıvık ama onun haricinde tadı tuzu yerinde oldu. Sıvık mı? Yani biraz sıvı. Yani hani böyle cıvık. Evet, cıvık. Sulu biraz, evet. Evet. O konuda söyleyecek bir şeyle hak ediyorum. Niye bağlayamadın mı? Hayır, bağladım aslında şu şekilde. Ununu kokusu çıkana kadar az koyma da değil. Şöyle bir şey oldu. Blender'dan daha sonra geçeceğim ya. Blender'ı parmağımdan ötürü. Tamam da şimdi Bermel Hanım, bu kabukları diyorsunuz blender'a koymadan önce siz soymanız gerekirdi. Domatesi tamam, de biberi de. Tamam, işte düzgün soyulmamış ya bu kabuklar. Bunlar. Tamam, haklısın. Ha, onu söylemiş. Tamam, blender arka bir azizlik yaşamışsınız. Tamam, tamam. Fakat güzel bir şekilde soyulmadığı için şu anda bu kabukları burada görüyoruz. Sıvılığının sebebi de ununu az koymuş. Ununu az malzemesi yani domatesi, biberi, soğanı, sarımsağı az olduğu için veyahut da suyunu fazla kaçırdınız. Bununla alakalı kıvamı yerinde değil. Her şeyi ölçüsüne göre yaptım. Kıvam konusunda da söylediğim gibi size katılıyorum. Suyu değil sütü son anda bir tık fazla gelmiş olabilir. Ha, süt mü koydun? Tabii sütten. Bir bardak konuyor. Tamam, ben bardak ölçüsüyle koymadım, onu anlatmaya tamam çalışıyorum. Peki nasıl olmuş tadı şey Tüler? Tadı nasıl? Lezzeti yerinde ama ben bu kabukları hiç beğenmedim. Blender'la alakalı değil. Tamam, kabukları onu soyamadığınız için bu blender'la alakalı olan bir durum değil. Biraz daha bakalım, belki içinde başka şeyler. Ama şimdi bak, bu gerçek, blender'la alakalı değil. Tamam. Sizin düzgünce soymanız gerekirdi. Bunu ondan sonra blender'a atmanız gerekirdi. Düzgünce soydum zaten. Ama soyulmamış. Özet olarak Tülay Hanım beğenmediniz değil mi? Sizi ilgilendirmiyor. Beğenmediniz. Yorumu onu yapıyorum size. Tamam, beğenmediniz. Özet olarak beğenmediniz. Hayır, lezzeti yerinde kıvamı iyi değil ve bu kabukları içinde beğenmedim. Blender'la alakalı değil, soyamadığı. Özet olarak beğenmemiş oluyorum. Size ne? Bu lezzetini beğendim diyor ya. Lezzetini değil mi beğendim. Lezzetini beğendin? Lezzetini beğendin. Biz bir ittifak halindeyiz yani Sema Hanım. Hani o beğendi, ben duyamadık. Beğenmedim. Daha beğenip beğenmediğiniz. Ben duyamadım. Siz mi yaptınız çorbayı ya? Merak ediyorum da. Az evvel konuştum, siz duyamadınız da. Peki. Birazdan o konuya da Barış, geçeceğim. Barış, girebilirsiniz. Arkadaşlara katılıyorum. Girişim. Kıvamıyla alakalı bir sıkıntı var. Aha, evet. Tadı tozu güzel olmuş. Ederim. O içindeki şeyleri tamam, de keşke mı süsseydiniz, bir süzgeçten evet geçseydiniz. Evet ya, selseydin gelmezdi bu kalmazdı. Kalmazdı. Siz de soğuksunuz. Çorba nasıl oldu biliyor musunuz? Soyarken zaten kalır. İlk tencereden, çok özür diliyorum sözünüzü kestim. Tencereden başka bir kaba girdi. Orada blender aldık. Blender yok, olmadı, çalışmıyor. Oradan aldık, robota aktardık. Robot da bu sefer çalışmayınca tekrardan tencereye blender bulundu. Hani artık biraz çorba. Bu aşamalar ve yanlış anlamayın da yaptığım hiçbir yemek tek aşamayla geçmedi. Sadece ara sıcağım 3 ayrı aşamadan geçti benim. Evet, ki gelecek şimdi şan evet böreği miydi? Şan böreği. Peki, eline sağlık. Patlıcan.
Peki. Böyle yeter mi bu iki tabak? Bunu da istiyor musun? Yok, o daha sonra olacak. Peki, eline sağlık. Ben de tadını beğendim. Eleştirilere katılıyorum. Birazcık daha tok olsaydı. Köz çorbalarda bir tık daha tokluk bekliyoruz. Bağlanmasında bir sıkıntı var mı? Tadı tuzu yerinde yani. Zaten acısı bağırdı. Şöyle bir şey var. Blenderdan geçirdikten sonra tel süzgeçler olur ya. Evet, işte ben ondan de onu dedim. Ondan geçirilmesi gerekirdi. Tel süzgeçten geçirse onu ondan bahsediyorum. Evet. Ağzımızda. Evet. İşte belli ki o yaşanan şeyden sonra el ayak birbirine erimiş. Bir de hani tekrar böyle şeyi de bozunca robotu kestiğinden herhalde, bilmiyorum. Ondan sonrası çorba biraz konusunda da biraz izi uğramış benim kılım gibi. Orada bir emek vermiş, közlemiş her şeyi ve ortaya da hani güzel bir şey çıkartmış ama tabii ki sıvıktı. Yani bir çorbadan beklediğimiz kıvamda değildi ama yine de tadı güzeldi. Köz çorbası hiç güzel değildi, beğenmedim. İçerisinde kabukları vardı. Blenderdan geçirdikten sonra süzgeçten geçirmesi lazım. Geçirmemiş, bağlayamamış, sıvıydı. Kıvamı da hiç iyi değildi, hiç beğenmedim. Evet Salim, şimdi de Salim kalktı. Şimdi de ben ne kadar centilmensin. İmece şeklinde yapalım dedim. İmece usulü olsun dedim. Bravo. Barış Bey, menüyü nasıl buldun bugünkü? Onu soramadım size. Menü biraz meşakkatli. Hamuru kendiniz açtınız değil mi, böreğin hamurunu? Evet, zaten şu an böreğini bilen bir insan hamurunun yufkadan yapılmayacağını. Şimdi biz yufkaya alışmıştık ama aslında neyse. Hangi yufkaya alışmıştık? Sema Hanım yufkalı böreğine alışmıştık ama. Sizin yapamadıklarınıza da biz alışamamıştık ama. Vallahi ben hamurumu da açtım, ince de açtım. Layla yaptığımı düşünüyorum. Bayağı bir inceydi. Yok, elimle açtım. Sorabilirsiniz. Mükemmel. İzleyeceksiniz açmışsın zaten. Mükemmel açmışsınız. Bence sizden daha iyi açtım kesin. En azından hamur işi bir şeyler yaptım. Yorum yaptım. Oyun mu oynadınız siz hamurla? Evet, hamur oyun oynadım. Sizin gibi mufalo sos istediğiniz gibi oyun oynadım ben de. Yani mayonezle ne alaka, anlayamadım. Mufalo sos ne alaka? Akşam gidince mufalo sosu çözemedik. Ekipte de bir miktar gülme oldu. Hani ketçap desen anlarım. Ketçap da söyledim mesela ben. Ketçap evet. Hadi evet. Bir tık daha kimisi sıkar üstüne falan. Ya da acılı zeytinyağı isteyen yani olur. Farklı. Ama bufaloyu ilk defa duyduk. Ben yani bu programda ilk defa bufalo sos isteyen seni duyduk. Niye Zuhal Hanım? Konuşmak olsun desem Hanım, o arada ne konuşacağını bilmiyorum. Kişisel tercih olur. Neden Zuhal Hanım? Genelde istenilen bir şey değil, ona şaşırdım. Pizzanın yanında hani mayonez ne alakaysa. Alakaysa börek yapıyorsunuz, hani hazır alıyorsunuz. Yanında bir sürü sos beklerim. Ben onu anlamadım yani. Şimdi bunu konuyu bastırmaya çalışmayız. Oradan oraya daldan dala daldan yani mantarı ben de aldım. Bakın ben de soydum, iyice yıkadım. Pizza yaparken keşke sebzeli koyabildim. Bir pizza siz de keşke birazcık mantarı soteleseydiniz de konserve piyano kullanmasaydınız. Karşımıza öyle getirmeseydiniz. Keşke daha sebzeli güzel bir olurdu pizza bence yapsaydınız. En azından bir şeyler yapabildiğinizi ya anlayabilirdik. Tabii tabii. Becerikli olduğunuzu görebilirdik belki de. Göremedik ama mi? Hiç göremedik. Maalesef bütün fabrika size çalışmış. Maalesef. Konservelerin hepsi keşke size gelmiş. Diyorum ya, keşke hazır bir şeyler kullansaydınız, karnımız doyarak o masadan kalksaydınız. Çok güzel. En azından hazır kullanmadan da bir şeyler yapabildiğimi gösterdim. Siz hazır kullandınız, yapamadığınızı gösterdim. Aynen, anlamadım. Ben ona bir konuşabilirim. Neyini biliyor şimdi mu? Biz ittifak halindeymişiz. Evet. Salim Beyciğim. Peki sizin ara sıcağınızdaki pizzayı daha sofranıza gelmeden, menünüzü görmeden Barış Bey nereden biliyor? Tahmin etmiş. Neyi nereden biliyor? Onu ben açıklayayım. Nereden biliyor? Hayır, biz dakika anlamadım ben. Size Barış menü söylemiyor ya. Barış Bey daha biz menüyü görmeden, daha biz buraya gelirken. Siz de röportaj yapıyorsunuz. Daha gelmeden. Barış Bey pizza yapacağını ara sıcakta biliyordu. İttifak vardı. Neyse ben anlamadım, nasıl daha gelmedi? Yani ya biz gelirken durumu açıklayayım ben size. Açıklasın. Pizza yapacağımı ben görerek mi ittifak olduğunu ben anlıyor? Anlıyoruz. Bir saniye, ben bunu anlamadım. Bakalım pizzayı nasıl yapacak dedim ben. Nerede? Arabada. Ha. Ama onu da şöyle açıklayayım. Daha önce katıldığı yarışmada o zaman da pizza yapmış herhalde. Ben de öngörü olarak yapsa onu yapar. Ben de ağzından kaçırdım. Barış dedim, ağzından kaçırdım. Barış hayır, dedim o da güldü. Tamam. Olan bu. Tamam, bu kadar. Benim öngörüm bu.